Karşımızda x ve y arasında iki farklı ilişki var ve bu videoda bu ilişkilerin doğrusal mı yoksa üstel mi olduklarını bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bunu kendi başınıza bir deneyin. Birinci tabloda x ve y arasındaki ilişkinin doğrusal mı yoksa üstel mi olduğunu anlamak için x'e her seferinde 3 birim artırıyoruz ve x'in her 3 birimlik sabit artışında y'nin nasıl değiştiğine bakıyoruz. y'deki değişim miktarı da sabitse x ve y arasındaki ilişki doğrusal olacak, y'deki değişim her seferinde sabit bir oranda bir oranla artıyorsa x ve y arasındaki ilişki üstel bir ilişki olacak. Evet bir bakalım. Burada eksi 2'den 5'e geçmişiz, yani y 7 birim artmış. x 3 birim arttığında y 7 birim artmış. Burada da x 3 birim arttığında y 7 birim daha artıyor. Ve x'in değeri 18'den 21'e yükseldiğinde, yani 3 birim arttığında y de yine 7 birim artıyor. O halde bu doğrusal bir ilişki. Hemen yazalım. Bu bir doğrusal ilişki. İsterseniz bunu grafik üzerinde de gösterebilirsiniz. Hatta doğrunun eğimini de bulabilirsiniz. Evet, şimdi de buna bakalım. Görünüşe göre x her seferinde bir birim artıyor. Peki, x'teki her bir birimlik değişimde y'ye ne oluyor? Burada 2, burada 6 ve burada da 18 artıyor. Evet, bu ilişki kesinlikle ve kesinlikle doğrusal bir ilişki değil. Doğrusal olması için x'teki değişim sabit olduğu için y'deki değişimin de sabit olması gerekirdi. Gelin bunun gerçekten üstel olup olmadığına bir bakalım. Doğrusal değil ama gerçekten üstel mi? Eğer üstelse x'teki her bir birimlik yani sabit değişim için y'deki değişimin oranı yani ardışık y değerleri arasındaki oranın aynı olması gerekir. Yani bunu y'yi hangi sayıyla çarpıyoruz diye de düşünebilirsiniz. 1'den 3'e geçmek için 3 ile çarparız. 3'ten 9'a geçmek için yine 3 ile çarparız. Ve 9'dan 27'ye geçmek için yine 3. Bu örnekteki gibi x'teki artışın sabit olduğu bir durumda y'yi de her seferinde aynı sayıyla çarpıyorsak, x ve y arasındaki ilişki üstel bir ilişkidir. Hemen bunu da yazalım. Üstel ilişki. Üstel ilişki.